Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Tarçın cevap veriyor bana. Şimdi ben böyle yüksek bir sesle konuştuğum zaman Tarçın bana oradan cevap veriyor. Paşam, oraya bağladım. Niye buraya gelmesin diye. Çünkü burada işlerim var. Onların yerini hazırlıyorum. Biraz hazırladım gibi. Biraz yaptım gibi. Biliyorsunuz ben bunu kurmuştum ya. Ben bunu kullanmaktan vazgeçtim. Bunu açacağım, yardım yerine götüreceğim. Ben vazgeçtim bunu kullanmaktan. Çünkü daraltacak yeri sepetle koyayım diyorum. Beyaz sepeti köşeye koyayım diyorum. Değil mi? Daha mı güzel olur? Ya öyle daha iyi olur bence. Öyle yapalım. Tarçın Bey durmayacak gibi. Tarçın Bey'i alalım bu tarafa. Bebekleri de rahatsız etmesin. Günaydın. Paşam da günaydın desin size. Allah'ım, hemen gidiyor da yerine kuruluyor. Süpüreceğiz onları daha. Onun da yastığını bulalım da bir süpürelim onu da. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Şunları yaparak başlayalım. Bunları da yıkadım. Şunun hala çözemedim şeyini. Ne çözeriz? Aa, çözdüm çözdüm. Dur, şimdi aklıma geldi onun nasıl olduğu. Elim alınca şimdi biraz sonra yaparım inşallah. Şunları bir yapayım hemen. Şunu mu sökseydim önce ya? Bilmiyorum. Korkma ama, tamam mı? Korkma, ben burayı süpüreceğim. Korkma. Şuraları biraz daha dikleştirmem lazım. Buraları kırdı iyice. Tarçın Bey oynayacağım diye. Çünkü bebekler şey yapmasın, çıkmasın. Oh. Ya oturma. Kalk. Çık. Daha yapmadım, yapmadım. Daha yapmadık annem. Daha yapmadık. Evet, daha dur. Yapmadık ki. Yapalım önce. Bekle. Ne? Daha yapmadık. Dur. Yapalım ondan sonra. Öbür şey nerede? Bekle. Sabırsız. Kıskanıyor çünkü. Hayır, hayır. Şşt. Ne? Bekle 2 dakika. Ha, bebekler içinden bunu hiç değilse biraz çıkamaz. Bir müddet ama. Ondan sonra zaten tırmanıp çıkıyorlar. Şunları da koydum mu daha da dik duruyor. Oyuncaklarını da atarız hiç değilse. Biraz daha dik durmasını istiyorum. Şuralara bir cırt yapıştırayım değil mi? Şu içini bir daha süpüreyim. Tüy görmek istemiyorum çünkü. O kadar güçlü ki vallahi yoruyor ha. Çok güçlü. Şuralara bir cırt yapıştırmak istiyorum. O
O cırtlarım da böyle. Sanki ne yapacaksan bu kadar çikolata değil mi? Ama çok işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. En çok bunların malzemelerini de kullanıyorum zaten. Erkekli dişili biliyorsunuz. Şöyle ne kadar dik durmasını istiyorsam oraya kadar getireyim şöyle. Bebekler indiremesin yani. Özellikle sen tarçın, indireme. Biz görmedik nasıl bir şey derseniz şöyle bir şey. İki tarafı da yapışkan. Burada yapışkan, burada yapışkan. Cırt yani. Bir şeyiniz lazım olursa bulun beni. Burada bir sürü var. Yakın olan arkadaşlar. Ucuz bir şey de değil bu. Gerçekten o günlerde gördüm. Spotlight'ta gördüm. Bundan 10 tane setini koymuşlar. 6 dolardan satıyorlar. Ya 6 tanesi 10 dolardı ya 10 tanesi 6 dolardı. Öyle bir şeydi yani. Adamlar işini biliyor. Tamamdır. Bu da böyle oldu. Şuraya da 2-3 tane oyuncak mı asarız? Sonra oyuncaklarını da asarım. Bunu şu köşeye koymak istiyorum. Şöyle. Biricik bunun içinde yatar. Tamamdır. Şunu bir yapayım. Bu da çözümleyemedim çünkü. Çözümleyemediydim ya. Sonradan aklıma geldi. Şunlar şöyle içe gelecek. Öyle miydi? Yok kız, dışa mı gelecekti? Ne zormuş bebek odası hazırlamak. Ha? Bebek odası hazırlamak ne kadar zormuş ya Tarçın. Ha? Ne kadar zormuş. Ha şöyle, tamam mı? Bir dakika. Buldum. Böyle. Bu böyle. Çözdük olayı bir dakika. Dur oğlum az buçuk çözdük gibi. Çözdük. Tamam. Böyleydi. Evet. Yani içine girip oynasınlar diye bu şekilde böyle koyuluyor. Ama ben altında dursunlar istiyorum. Ya oyuncaklar görünsün. O zaman şöyle yapayım ben. Değil mi? Yani. Kudurdu. Bizimki kudurdu. Evet. Evet. Kudurdu. Evet. Böyle dursun. Böyle daha güzel oldu. Bunu da böyle oraya koyalım. Dışarıda da çok kötü yağmur yağıyor. Öyle dursun. Bunu sermek istiyordum. Şunu şu köşeye bir yere şöyle sereyim. Tümden mi sereyim onu da bilmiyorum ya. Tümden sersem daha iyi olacak aslında da. Sadece şu bölümüne mi sersem? Girme şimdi. Şimdi girme. Nay.
O ciltler şimdi de işe yarayacak. Hemen elime hazırlayayım, tık 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 yapıştırayım. Ne var? Ne var? Ne yapıyor annem diyor şimdi bakıyor çocuğum. Ne yapıyor annem diyor bakıyor çocuğum. Anne ne yapıyor? Siz düşürmeden şöyle götüreyim. Ne yapmaya çalıştığımı da görün işte ise. Bunu oraya sereceğim ama bunlarla yapacağım. Çünkü bizimkiler bunu kaydırır. Kesin kaydırır. Kaydırmamaları için. Nasıl oldu? Vallahi güzel oldu. Kaydıramazlar şimdi. Şuraya da yapayım. Değil mi? Hemen oraya da getireyim. Hazırlayayım. Geberdi geberdi. İçine girmek istiyor ya. Hayır şimdi giremezsin. Şimdi giremezsin. Biraz sonra babyleri getireceğiz. Şimdi giremezsin. Şu topu da ezmişsin. Bunu niye ezdin? Hemen koşuyor hemen. Hemen koşuyor hemen. Hemen 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 hemen. Evet. Şimdi şu tarafına da öbür örtüyü getireyim. Ondan da sereyim çünkü şey. Toplara da basmak istemem. O kadar nazik ki toplarda. Hemen eziliveriyor. Yani hiç tarçınlık değil. Bunlar zaten bebekler için. Anneden ayırıp da buraya koyarım. Anne rahat eder. Bu da oyuncağı. Tarçın değil. Oyuncakları şimdi onun içine atayım. Tamam. Şu yatağı da süpüreceğim. Tek parça varmış aslında herhalde ya. Acaba bunun içine göre mi bu? Öyleyse onu çıkartmam lazım. Bir ölçeyim. Aman ölçmeden iş yaptım ya böyle oldu. Bakayım tam. Ha, bu eline göre bu. Boyuna göre mi? Yok kız iyi. İyi olmazmış zaten iyi. Olmazmış zaten. O yüzden rahatız tamam. Bunu böyle katlayalım öbür tarafa koyalım. Ya da bu tarafa hiç koymasak mı? Bu tarafa pet mi sereriz? Ya da koyayım ben gene de. Şöyle dörde katlayarak koyun buraya. Buraya şeylerini koyalım. Petlerini, yemeklerini falan koyalım. Dökmesinler bir şeylerini yani. Daha güzel olur. Aynen şöyle koyduk mu? Tamam. Yapay çimenlerini getirmem lazım çünkü. Tarçına biriciye. Bu zıp zıp alalım içinden. Tarçın zaten dışarıda televizyon seyrederken oturuyor buna. Salona koyarım ben bunu. Oyun şeyini oraya koyayım.
O eşeğini şu tarafa koyayım. Giremezsin şimdi. Ne? Oyuncak takacağım ona da zaten. Tamam. Şu yatağı da hemen bir süpüreyim. Tamamdır. Yoruldum ya. Tarçın. Oğlum. Bak yatağını buraya koydum. Gördün mü? Yatağını buraya koydum. He? Ne oğlum? Ağlayacak şimdi. Girmek isteyecek. He? Gördün mü? Güzel oldu. Yemlerini, sularını bu tarafa koyacağım ya. Şunu şöyle bir alayım. Şunu da açayım, bunu yollayayım. Zaten öylesine tutturmuştum. Vidalarını sağlamlaştırmamıştım Ozi'ye. Hepsi açıldı bir vida ne de diyor ya. İnatçı. Benden beter bu da bak. Harbi hepsi açıldı bu inat ediyor. Neyse çıkartırım ben onu. O kadar malzeme var. Ben elimle uğraşayım tabii. Düşecek. Bunlar da kaybolmasın. Bu açılmadı. Hepsi açıldı, bu açılmadı. Mikrofonum uçtu. Vicay. Demek ki daha sert yapman gerekiyor. Değil mi? Bak uçtu. Demek ki bir şey deyince uçuyor. Şöyle takayım bari. Vicay olmamış. Change table sökerken bile demek ki uçabiliyor. Tamam, bunu böyle koyalım. Bunu Ozi oradan çıkartsın. Şunlar kaybolmasın, sadece şuraya atayım. Bunları bir poşete koyayım. Bu da gitsin yani. Değil mi? Kullanmayacağım. Hadi bakalım güle güle. Bak nasıl açıldı her yer. Tamam. Ya poşet getireyim, şunları unutmadan koyayım iki tane poşete. Şurada petlerini sereyim. Nasıl koşuyor? Şu tarafa sarkacağım şöyle.
çimenleri kuruyana kadar bulursun. Bebek yatağı burada durabilir. Şu tarafa şöyle alalım. Şu köşeye şöyle yemek petlerini koyalım. Sularını mamalarını da böyle koyalım. Girecek ya. Heves yapıyor. Heves. Heves yapıyor. Tamam gireceksin. Şu oyuncakları yukarıya koyayım. Aa, bu çok büyük olur. Bebekleri koyacağım ama değil mi? Çok büyük olur. Bebekleri rahatsız eder. Oyuncakları böyle dışarı alayım. Niye? Bebekleri koyacağım çünkü. Bunun içinde anneyle bebekler dursun. Oyuncaklar dışarıda dursun. Vazgeçtim. Gardolaplarını da şu arka tarafa doğru alırsam güzel olur. Çünkü orada durmasın. Gardolapları da artık bu tarafa gelsin. Değil mi tarçın? Ye. Güzel oldu. Tamamdır. Bunu da atalım bir tarafa. Şu beyaz sepeti de getirelim. Bu da oraya gitsin bir. Ay oturacak. Allah'ım. Otur desem oturmaz ya. Otur desem oturmaz ya. Gerçekten. Yani. Ne yapıyorsun orada? Ha? Otur desem oturmazsın ya. Adam mı oldun? Ha? Güzel oldu. Toplar falan şey oldukça, eskidikçe de atarım oyuncakları. Zaten oyuncaklardan çoğunu atacağım. Daha oyuncak şeyleri de boşalacak. Çekmeceleri de boşalacak. Sepetleri de yani. Biraz onda idare etsinler. Eğer bebekler onda duramazsa beyaz sepeti koyacağım. Beyaz sepetin her şeyini zaten yıkadım. Takarım oradan öyle koyarım. İyi mi? İyi. Oldu. Güzel oldu. Altına serdiğim şey su geçirmez olduğu için biraz daha şöyle şu an içim rahat. Hiç değilse su falan dökülürse, çiş falan kaçırırlarsa. Yani böyle hemen peçeteyle falan almam kolay oluyor. Güzel oluyor. Tamamdır. Burası tamam. Bebekleri biraz sonra koyarız. Evet. Orayı öyle halletmişken. Ne yaptım? Bir de gidecekler vardı. Gene onları poşetledim. 4 poşet çıktı. Bunda zaten Ozi şu sopasını çıkarsın. Onu da öyle halledelim. Tarçın Bey de öyle dolanıyor. Dolanıyor. Hı? O poşetler de gidecek. Daha da çıkartmaya devam ediyorum. İnşallah bitireceğim yani. Bitireceğim. Evet güzel oldu. Biraz sonra bebekleri de geçiririm. Ama birkaç işim daha var. Onları da bir halledeyim. Ondan sonra geçireceğim. Tarçın Bey girmek için hevesleniyor. Hevesleniyor girmek için. Bekliyor öyle kuş gibi ya. Kuş gibi bekliyor ya. Ozi gelsin bunları da halledelim. Arabanın bagajına koyalım, yardım yerine götürelim. Geldim geldim. Oraları hallettim. Buralara geldim. Ne yapacağım? Pirincimi yıkayayım hemen. Bir pilav yapacağım. Etli nohut. Pilav. Bisküvili pasta yapacağım. Başka ne yapacağım? Çok şey yapacağım. Çok şey yapacağım. Bugün ağır misafirim var. Bugün pek ağır misafirim var. He koş gel hemen sen gel. Ağır misafir değil de tarçın koşup geliyor. Kahvemi yaptım. Çiçekleri attım. Soğumuştu. Vazoyu yıkayacağım. Süpürmeni bir yerine yollayayım. Çünkü ayağımın altında ıslatmasın. Pantiklerim var. Alışmadığım için aslında telefonla da yollayabiliyorum. Yerine de gidip düğmeye basıyorum işte. Alışmayınca. Neyse söylemeyeyim şimdi. Bunu hemen yıkayayım. Ben yıkayınca hemen bu suyunu ne yapıyorum biliyor musunuz? İki sarmaşık. Sarmaşık neden bu kadar güzel uzuyor diyorsunuz ya. Hemen onların dibine döküyorum. Ve geliyorum. O zaten çıkan ilk beyaz su önemli. O yüzden onu hemen paylaştırdım. Döktüm çiçeklerin dibine. Pirincimiz de orada süzülsün. Pirinç süzülürken ne yapacağım?
Bisküvi pasta da yapacağım. Ama önce şu böreklerimi de dizeyim şuraya. Peyniri şu milföy böreğinden pişirmek istiyorum. Hazır zaten. Buzluktan çıkarıyorsunuz. Pıt koyuyorsunuz. Mis gibi. Göstereyim. İçi tek dalı olanca. Buzlu için ayırmanız daha kolay oluyor. Eğer buzu çözülürse yapışıyor birbirine. Böyle hemen mis gibi pişer. Artı ne yapacağım? Salata yapacağım. Salatayı da bunlarla yapacağım. İki kutusunu açıyorum. Kuru soğanla maydanoz doğruyorum içine. Ve gerçekten çok güzel oluyor. Kuru soğan da kırmızı kuru soğan kullanıyor. Lezzet geliyor yani. Şimdi bunları da bir süzeyim, bir kayayım iyice. Tarçın böyle bekliyor. Bir şey pişse de yesem diye bekliyor. Pilav yapacağım. Yemezsin sen şimdi pilavı. Yiyecek mi? Yiyecek bugün. Annem gene coştu. Annem gene coştu diyecek. Değil mi oğlum? Biraz çözülsün böreklerimiz şurada. Orada pirincim de süzülsün. Hemen pilavı yapayım. Bir de tencere çıkartayım. Hemen sütlerimi koyayım. Devam edeyim. Ocağın altını yaktım. Kaç bardak su diyor ki buna? Bazen çünkü 3,5 diyor, bazen 2,5 diyor. Anlayamıyorum. Ha, bu 3,5 bardak olabilir. Tarçın. İçine ben çikolata da atacağım. Da yoğunlaşıyor. İşte bu su kutuları çoğaltıyor biliyor musunuz aslında çöpün şeyleri kapasitesini. İki fıkıntı yapacağım. Sen bunu da yiyemezsin. Yani buna da boşuna bağırma. Bunu da yiyemezsin. Nasıl bekliyor kız yiyeceğim diye. Hele hele hele. Şu çöpleri atacağım çünkü şunları boşaltayım da. Hemen atayım. Gözümün önünde hiç sevmiyorum ben böyle bir ikinci çöplük. Bisküvilerim de hazır. Bunlar da zaten daha önce açılmıştı. Bunları da kullanayım. Şöyle şeylerim de var. Hemen yeşil soğanlarımı da doğrayayım. Biraz sonra da bunu halledeyim. Ya ısınmış pirincimi hemen koyayım. Çok fena kız. Vallahi illa bir şey alacak. Biraz bundan atarız. Ona da. Soğanlarımızı da doğrarız. Şurayı alayım da. Çünkü bisküvi pasta böyle birkaç saat durunca daha da lezzetli oluyor. Böyle daha da içine iniyor ya. Çok iyi yapmış gibi. Çikolata kremisi atacaktım, unuttum. Şöyle çikolata kremilerim var. Onlardan da atayım. Abi güzel oluyor. Ama yine döktük hocam. Neyse.
Ama yeter verdim ya, haraç mı kesiyorsun oğlum? Da kaç tane vereceğiz? Vallahi ha, sanki haraç kesiyor. Yeter annem. Verdik ya. Sonra halledeyim bu arada. Hem onu hem onu hem onu derken böyle. Ya soğan yiyecek şimdi de. Allah aşkına. Oylu. İyi misin oğlum? Sen unutuyor çoğu zaman ha köpek olduğunu. Ha? Hoş sana köpek de denmez o kadar köpek varken. Evet. İki ayaklı köpekler varken sana köpek de denmez. Denmez. Yavrum benim. Pilavı güzel kavuracağım çünkü şehriye koymadım. Bir arada bu mutfak dolaplarına girmem lazım. Hani böyle kullanmadığım çatal, kaşık, tabak, şu, bu. Çünkü yeni tabaklar falan aldım ya. Onları artık kullanmaya başladım. Öbürlerini çıkartayım. Birkaç tanesi kırıldı. Hani set bozuldu falan. Onları böyle ayırayım gitsin. Eskiden hani çiçek altına falan kullanıyorduk tabakları. Şimdi çiçek altına falan da kullanmıyoruz. Bilmiyorum artık. Çok sosyetik oldu. Şimdi yeni ev yapılıyor ya. Şimdi herkes sanıyor ki yeni evi ben aman şöyle olsun, şöyle şahşahlı olsun, böyle olsun falan filan. Hani o şekilde istiyorum diye düşünüyorlar. Ama yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde plan üstünde eşime şu da şöyle olsun, bu da böyle olsun. Ya da çeşmesi de şöyle olsun demiş kadın değilim ben. Sadece benim dediğim tek şey nedir biliyor musunuz? Mutfak dolaplarında parmak izi kalmasın. Çünkü her zaman diyorum ki bu dünyadaki evlerimiz geçici. Öbür dünyadakileri düşünmek gerekiyor yani. O yüzden. Şimdi hem soğan doğrayayım hem orayı kavurayım diyeceğim ama şimdi elim soğan kokmuşken oraya buraya değmek istemiyorum. Ev videolarımın altına yorumlar geliyor. Hani sen ev yaptırıyorsun, biz kirada oturuyoruz. Hani ev almama yardım eder misin falan diye. Şuradan direkt net cevap vereyim. Hayır edemem. Çünkü evden önce aç insanlar var. Yani ne bileyim anlatamıyorum ki ben. Her zaman aynı mevzuları konuşuyorum da ben bir türlü buna bir çözüm bulamadım. Gerçekten bulamadım. Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun. İşte oradan buradan özelden WhatsApp'tan şuradan buradan ya gerçekten o kadar çok şey istiyorlar ki ama ben her birine yetişemem. Ben her zaman diyorum bizim öksüzlerimiz, yetimlerimiz var. Güzel kalın. Bir de suyunu koyayım. Ben soğuk su koyuyorum siz. Beni bilenler biliyor zaten hep soğuk su koyduğumu. Şimdi zaten göz kararı. Pirinç de göz kararı. Pilav tamam. Bunda çikolatalar erimeye başlamış. Hemen bir borcam getireyim. Hemen borcam getireyim. Soğanımı da doyurayım. Salatamı da yapayım. İşlerimi biraz daha böyle azaltmış olayım. İşlerimi biraz daha böyle azaltmış olayım.
Çöpleri de hemen bir atayım. Bisküvili pasta da tam böyle tam böyle dizdiğiniz zaman tam geliyor. Tam oluyor. O yüzden bir sıra hemen diziyorum. Puding olunca da hemen üstüne dökeceğim. Böyle kat mis. Puding hala olmaya devam ediyor. Arada salatamı yaptım. Salatalık, soğan ve bakliyatlardan koydum. Maydanoz soplayacağım da yağmur yağıyor. Islanır mıyım acaba? Gideyim az bir maydanoz toplayıp böyle. Çok güzel oluyor bu salata. Seviyorum ben bunu. Üstüne de biraz maydanoz. Sosunu da akşam üstüne doğru dök dökümü kapağını kapatalım. Maydanozla doğrayalım. Bitti, bu da hazır. Şunları kaldırayım. Çünkü bisküvili pastamı yapacağım burada. Silelim. Soğan kokusu falan olmasın. Dilimde neredeyse hazır. Ha. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Bekle. Stay. Maydanoza bakmam lazım. Stay. Atıştırıyor. Biraz hava alsın. Hemen içeri sokacağım onu da. Maydanozlarım da böyle. Şu aralarda da büyükler var. Onları seçe seçe bir alayım. O gün çekerken bunun kökünü de almışız. Maşallah ne kadar da güzel kokuyor. Çilek yaprağı gibi kocaman kocaman olmuş bir de. Değil mi? Bunlar da dipten maydanoz. Nasıl yağıyor? Az yağıyor ama ıslatıyor. Şuradakileri de alalım. Maşallah yaz kış konuşamadım. Yaz kış demedi. Çıktı maydanozlarım böyle. Şoptan almama gerek kalmıyor. Çilek yaprağı. Herhalde bunlar yeter. Şimdilik yeter. Buralarda da var, onları almayın. Bunlar daha büyüyecek çünkü. Bu da iyice yayıldı gene. Neyse. Ellemiyorum, yayılsın dursun. Geçen gün yine böyle kıyafetleri ayırdım ya, kıyafetleri ayırdığımda bir bayan biri gelmiş altına yazmış ki o kıyafetleri kim giyer ki yazmış. O kıyafetleri kim giyer ki yazmış. Kıyafetlerin üstünde leke yok, yırtık yok. Hepsi zaten bir iki kere giyilmiş. Çoğunun üstünde etiket duruyor. Artı markaları var. Yani markasız zaten fazla bir şey kullanmıyoruz biz. Nesin sen ya? Nereden geldin sen? Uzayda falan mı yaşıyorsun sen? He? İhtiyaç sahibi insanlar olduğunu hiç düşünmüyor mu? Ne yiyip ne içiyorsunuz siz? Nasıl bir beyin taşıyorsunuz kız siz? Padişah kızı mısın? Kral kızı mısın? He? Gerizekalı. Karton toplayan çocuklar var ayağında çorap olmayan. Mal. Ne yaşıyorsunuz ya siz? Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz? Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? İhtiyaç sahibi insanlar var. Bunları bilmiyor musunuz? Ha? Ben kıyafet yardımları dağıtırken Türkiye'de görmediniz mi?
Hoş benim odaya attığım kıyafetler sıfır. Ben kullandığım kıyafetleri bile yardıma koyuyorum. Ne yapayım, çöpe mi atayım? Burada bak yardım yerleri bas bas bağırıyor. Poşetler dağıtıyorlar bizim evlerimize. Kullanmadığınız kıyafetleri bu poşetlere doldurun. İhtiyaç sahibi insanlar var diye. Gerizekalı. Salak. Hayır, nasıl bir beyin taşıyor bunlar ya? Vallahi nasıl bir beyin taşıyor ki? Sana yollamıyoruz zaten, sen giyme. Yani teklif de etmedik, değil mi? Kimseye teklif de etmedik yani, alır mısın, ister misin diye. Arıyoruz, yardım yeri geliyor, kapımızdan alıyor çoğu zaman. Poşetleri de koyuyorlar, şu tarihte geleceğiz diye de yazıyorlar. Biz o tarihte poşetleri kapının önüne koyuyoruz, öyle toplayıp gidiyorlar mesela. Öyle de var. Ama Müslüman yeri de var. Oraya da veriyorsun. Adam geliyor. Artı ne diyor biliyor musun? Yırtık da olsa, lekeli de olsa lütfen bir bez parçası da olsa atma. Poşete koy, bize gönder. Hani öyle konuşuyor telefonda. Neden biliyor musun? Onlara da geri dönüşüm yapıyorlarmış. Ya siz nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Nasıl bir beyin taşıyorsunuz? Ben de onu anlamıyorum, algılayamıyorum. Cılkı çıkana kadar giyiyorsun herhalde sen kıyafetlerini. He? Götünde parçalarına kadar giyiyorsun herhalde. He? Aman salak. Ya işte böyle sinir ediyorlar beni ya. Hey bir de yalnız o kıyafetleri kim giyer ki? Siz görüyorsunuz ayırdığım kıyafetlerde leke, yırtık, şu bu bir şey var mı? Yok. Yok yani. Ya bir kere giymiştir, ya iki kere giymiştir, ya hiç giyilmemiştir. Etiketi olmasa bile yani benim eşyam biliyorsunuz alıyor mesela geliyor. Ha, ben bunu giymeyeceğim yapıyor. Kenara koyuyor. Buhar geliyor yüzüne. Şöyle yapayım. Kız çok güzel oldu. Çok kıvamlı, çok güzel oldu. İçine çikolata koydum ya, göstereceğim şimdi. Bir yandan da kahve içeceğim. Bir yandan da böylelerine laf yetiştiriyoruz işte. Ha, bak ne kadar güzel oldu. Ben böyle diziyorum, tamam mı? Sonra döküyorum şöyle. O arada pilavını da unutmayın. Pilav da kendinden geçip dibi tutmaz. Pilavın dibini tutturan kadınlar bile var derken biz de tutturmuyor yani. Ya öyle yorumlar geliyor ki, öyle şeyler geliyor ki gerçekten ya, izlemeyin izlemeyin. Rahatsız oluyorsanız zaten izlemeyin. Tamam, suyu çekmiştim. Tabii kabarsın. Sütler bu şekilde sıcakken dökünce güzel yumuşuyor. Sıcakken döküyorum mis gibi güzelce yumuşuyor yani. Biri köpek besliyorum diye gelir laf söyler. Biri köpeğin doğumuna yardım ediyorum diye geliyor laf söylüyor. Biri yok evime laf söyler. Biri arabama laf söyler. Biri bilmem neyime, kıyafetime laf söyler. Biri kaşlarıma laf söyler. Nesiniz siz ya? Ha? Nesiniz? Herkesin kendi hayatı. Otur oturduğun yerde. İzliyorsan izle, izlemiyorsan izleme. Hayır, şöyle aynaya baktıkları zaman ne görüyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Bir de biz onların tiplerini göreydik. Böyle yazıp çizenlerin tiplerini bir göreydik. Bir de demiyorlar ki yani bir yarın bir gün bir şey olur, karşılaşırım, bu beni bulur bulur hani. Evet. Ondan sonra sen miydin der yüzüme. Demiyor da ha. Sanıyorlar ki yazacağız, çizeceğiz, kimse bizi bulamaz. Şöyle böyle, öyle bir dünya yok bize. Öyle bir dünya yok. Yazarken, çizerken dikkat edeceksin her an kapına. Biri gelebilir, herhalde kapına bir mahkeme kağıdı gelebilir falan. Hani öyle düşünerek yazacaksın. Yani bu petrol bisküvi küçük kız. Nereden almışız onu biz? Ya o çok küçük. Petrol değil mi? Ülkenin kim acaba bu? Değişik bunu paketi. Etininki o ülkeninki belki de. Bilemiyorum. Ya öyle işte ya. Ne insanlar var ya. Şurada yardım ediyorsun.
Yardım ettiğini bile. Yok Türklere yardım etmiyorsun, yok Afrika'ya yardım ediyorsun, yok Afganistan'a yardım ediyorsun. Yok bilmem ne. Ya siz izlemeden gelip bana yorum atmayın. Atmayın. Ben herkese yardım ediyorum. Ama ihtiyaç sahibi olana yardım ediyorum. Yani öyle lüksü için beni arayana falan yardım edemiyorum. Bak şimdi buradan açık açık, direkt açık açık söyleyeyim. Heh. Geçen de bir bayan bana ulaştı ama edemiyorum ya. Hani lüksünüze yardım edemiyor. Kusura bakmayın. Aç insanlar var, öksüz yetimler var. Var var, var da var. Bir sürü var. Konuşurken pudingim kaymak tutacak. Çok konuşturmayın ben. Ne yapıyorum? O kadar şey söyleniyor, o kadar şey yazılıyor, çiziliyor bilmem ne diyorum ya. SMA hastası çocuklar için bile yardım işte toplanıyor ya. Ben burada SMA hastası çocukların IBAN numarası falan veriyorum ya. Ne iftiralar uğradım ben. Yok IBAN numarası SMA hastası çocuğun değilmiş de benimmiş de. Ondan sonra biz onları cebimize atıyormuşuz falan. Neler neler. Gerçekten. Hepsini konuşacağım. Yani konuşmayacak değilim, merak etmeyin. Hepsini konuşacağım. Yeri ve zamanı var. Bekliyorum sadece. Yani ne insanlar var göreceksiniz. Okula gitmeden hemen şunları halledeyim dedim. Çünkü okuldan çocuklar alınca onların karınlarını doyurmak falan filan. Hani okul kıyafetleri yıkaması bilmem nesi. Biraz detaycı olunca böyle zamanla yarışıyorsunuz. Gerçekten az bir şey detaycı olursanız zamanla yarışıyorsunuz. Vurdum duymaz olursanız da bence güzel yaşıyorsunuz. Zamanla yarışmayıp güzel yaşıyorsunuz. Da ben vurdum duymaz olamıyorum yani her konuda böyle biraz detaycıyım. O yüzden bunu da açacağız. Ha şu bisküvileri açma ipini koyup da o açma ipinin hiçbir şeye yaramaması. O da ayrı bir konu yani. Gerçekten bu da ayrı bir konu. Hayır niye işe yaramıyor bu açma ipi? Ha? Niye koyuyorsunuz o zaman? Harbi açmıyor yani. Ha, boşuna şey yapmayın. Koymayın bir daha. Değil mi? Bazen denk geliyor mu sigara? Bu açma ipleri gerçekten işe yaramıyor. Bazen sigara paketlerinde de oluyor ya. Yağmur da nasıl yağıyor? Yağmur yağdıkça bizim evin şeyi biraz daha gecikiyor. Bitmesi. Olsun. Hayırlısı diyorum ben. Yani çok da acelem yok zaten. Semra ablam var Türkiye'de. O da tadilat yaptırıyor. Ama onun tadilat yazık ya. Niye oyalıyorsunuz be adamlar? Niye oyalıyorsunuz? Yani insanları niye böyle oyalıyorsunuz? Daha önce de Almanya'da Aysun ablam vardı. Onun evinde de tadilat olmuştu. Kadına ne işkenceler çektirdi o adam. Aldığınız parayı hak ediyor musun? Etmiyoruz. Semra ablam da diyor zaten kız Burcu. Senin ev benim tadilattan önce bitecek. Hayırlısı abla hayırlısı. Sen canı sıkma. Biraz sonra da bir su içeyim. Nur ablamın dediği gibi. Mine ablam da şimdi bu bisküvi pastaya kesin bir şey bulacak. Kızım bir dahakine şunu şöyle yap. Bunu böyle yap. Ay, yerim ben seni ya. Hemen güzel güzel fikirler. Hı? Yaptım. Üstünü süslemesine ne olsun? Hemen böyle kolaycık. Olan bisküvileri tık tık parçalayalım üstüne. Dökelim mesela. Şu pudingi arttı. Onu da şey kapların dibine şu tık parçaları koyup üstüne atıyorum ya. Öyle yaptım. Konudan konuya geçiyorum ben böyle bir şey olursa. Olunca iş yaparken. Vallahi. Ama öyle WhatsApp grubumdaki bayanlarla paylaşıyorum bazen ben böyle gelen yorumları. Çok geçiriyor onlar da. Gerçekten çok geçirilecek yorumlar. Yani böyle değişik ya. Ben bunu istiyorum ama hani utanma falan da yok. Ya ben kimseye söyleyemem mesela bazı şeyleri. Hani isteyemem ya. Olmasa da isteyemem yani. Çünkü saçma. Hani yardım kanalıyım falan filan diye düşününce hani öyle şey geçenlerde bir kadının dediği var ya hani yardım kanalısı, o zaman yardım kanalısı bana da yardım edeceksin Arzu diye bir kadın yapmıştı bana bunu.
Şimdi ismini değiştirmiş, başkanlıkla geziyor ama. Yardım kanalıysa işte bana da yardım edeceksin falan filan. Ondan sonra bana diyor ki, ben de sana diyor yorum yaptım, yaptım. İzleme yaptım, hakkımı helal etmiyorum diyor bana. Fıy. Demek ki para için izlemiş be. Yani. Kız nelerle karşılaşıyoruz valla. Bu YouTube yapmak da pek kolay değil ya. Gerçekten kolay değil. Bıraksan mı ne yapsan? Valla bunlarla uğraşana kadar bıraksan mı ne yapsan? Hiç. Lan üstünü püskürtle de süsledik, oldu da bitti. Ne olacak? Şurada hemen ılısın. Şu kalanında bir hemen kek parçalarıyla kaselere tık tık tık. Bitti. Dedim ya kek parçalarıyla kaselere diye. Kronflex. Deneyeceğim. Kaybedecek ne var hiçbir şey. Bence Eşen çok sevecek. Ama koyarken böyle yavaş koyun. Ben biraz önce ne yaptım biliyor musunuz? Birden döktüm. Birden dökünce Kronflex böyle puf oldu. O yüzden bu şekilde. Şöyle yavaşça çık. Böyle sıyırayım. Hepsini üstüne doldurayım. Tamamdır. Kalmasın onlar. Geldim, geldim, geldim. Biricik, come here kızım. Tarçın come here. Come here, come here, come here, come here, come here. Hadi gel. İçeride. Gel. Sen babylerin artık burada emzir. Gel. Tarçın yerine. Hah. Buyur gör. Hah. Tarçın otur. Beğenecekler mi acaba? Sevindiler ama. Biricik sevindin mi kızı? He? Sevindin mi kızı? Hı? Sevindin mi? Gıgı. Tarçın. Elleme babyleri. Elleme babyleri. Hı. Ne yapacaklar acaba merak ediyorum. Şu kapılarını da kapatalım. Fermuar açmayı Tarçın Bey biliyor. Neyse ki fermuar dışarıda. Kız gör yat. Yat kızım. Hah, orada emzir. Aferin kızım. Sen de artık orada oturacaksın. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi şeylerini de gardıroplarını da şu arkaya getireyim. Biricik seni döver ama. Sen sakın oraya girme. Biricik seni döver. Duydun mu? Seni döver Biricik, sakın girme oraya. Bak bir de bir sürü işim var. Misafir de gelecek, sakın. Sakın. Bulaşma sakın ona. Tamam mı? Aferin oğlumu. Güzel oldu ya. Sevindiler işteyse değil mi? Heh. Rahat rahat artık Biricik emzirebilir. Tarçını lüzumsuzluk yaparsa dışarı alırım. Başka tent kurarım ona böyle yan tarafa. Oraya atarım artık. Yapacak bir şey yok. Elleme. Bak ne güzel yattı. Benim kızım ne güzel yattı. Biricik mama burada. Su burada. Okey kızım. Ha. Çiş gelince de burada. Ha. Sen de. Özellikle sen. Nasıl deniliyor? Hı. Mama burada. Su burada. Çiş buraya. Duydun mu? Sakın. Kaçırmak yok. Dayı akıllı işte. Yemin ediyorum. Orada kocaman boşalan var. Betül maşallah Betül. Ayva gibi kız. Bunların kabuklarına şey kurabiyeye yaparız. Gel. 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 Evet, ağır misafirimiz geldi Betül Hanım. Hoş geldiniz. Ağır misafirimiz ağır gelmiş. Bizi ağırlaştırmak için getirmiş. Bakın çaylarımızı da koyalım. Ben tabaklarımı hazırladım zaten.
Niye hep Ozi'yi seviyor bu bebeler? Valla niye Ozi hep seni seviyorlar? Bak. Kız güzel. Abi.